videoda Google Earth'teki birbirinden acayip koordinatlara bakacağız. Bana destek vermek ister misin? O zaman hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde abone ol. Buranın nere olduğunu bilmiyorum. Koordinatlarını yazmamışlar ama evin çatısında "Will you marry me?" yazıyor. Benimle evlenir misin diyor da kim? Yani kime söyledin onu ya, benimle evlenir misin diye? Uçakla geçenlere falan mı söyledin abi? O soruyu kim görecek? Evlendiğin kişiyi balonla ya da uçakla, helikopterle falan yukarı çıkarman lazım. Bura galiba Paris'miş. Burada çok garip bir optik illüzyon var. Şimdi şuradaki binaları görüyorsunuz, böyle böyle gidiyor. Şuradaki bina böyle gidiyor. Şuradaki bina bir garip şöyle gidiyor falan. Abi hani fotoğrafın ne tarafa olduğu anlaşılmıyor. Bir bina böyle, bir bina böyle, biri şöyle falan. Buna da herhalde Escher efekt diyorlarmış. Görsellere basınca böyle bir şeyler çıkıyor. Ben ne yapmaya çalıştıklarını anlamadım. Şimdi buradaki koordinatlarda taşlarla ok çizmişler. Şunu görüyorsunuz, taşlarla şurayı gösteren bir ok var. Acaba orada ne var? Çok merak ettim. Kesin bir sıkıntı var ya. Taşlarla ok çizdiğine göre yani hani buraya gelin ya da buraya gelmeyin falan mı demeye getiriyor? Burası neresi ya? Westenbergstraat gibi bir yermiş. Tam doğru okudum mu bilmiyorum da. Duvarda, yani binanın duvarında araba var. Bu kesin bir araba dükkanı falan ya. Onu öylesine asmışlar oraya. Gerçek bir arabanın orada durması mümkün gibi görünmüyor. Bu fotoğrafı internette birileri bir forumlara falan atmış. Demiş ki ben şeytanın suratını buldum Google Earth'te. Dikkatli bakarsanız evet, şurada surata benzer bir şey var. Yani pek de öyle hoş bir surat gibi de durmuyor açıkçası. Böyle bir insanı korkutuyor ya o surata bakmak. Çok korkunç bakıyor. Ne bakıyor? Gerçekten insan uzun uzun baktığı zaman bir surat görmeye başlıyor. Bu adaya benle beraber gitmek istiyorsan like'la. Çünkü ben sizle beraber gitmek istiyorum. Kalp adası abi, daha ne olsun ya? Kalp şeklinde ada var. Dünya galiba bizi sevdiğini söylemek istiyor. Ama biz ona onu sevdiğimizi söylemiyoruz. Yani daha doğrusu onu sevmiyoruz. Hep ona zarar vermeye çalışıyoruz ve bu durum biraz üzücü olsa da bu konuşmanın da sonu böyle bir sosyal farkındalığa falan gidecek gibi duruyor. O yüzden konuşmayı burada sonlandırıyorum. Dünya bize kalp verdi, biz de ona kalp. Ben ne dedim, ben anlatamadım ki hiçbir şey. Brezilya'da böyle insan şeklinde bir göl varmış. Abi buna nasıl böyle bir şekil verebildiniz ya? Ya da bir şey diyeceğim, bununla niye uğraştınız? Tamam hani beton falan dökersin, toprak dökersin, bir şekil verirsin de neden? Kim bu ya böyle duruyor? Ünlü biri mi acaba? Ya da ne bileyim arsa sahibi bir tanıdığı falan mı? Üşenmemişler, gitmişler böyle. İnsan yapmışlar ya gölden. Şu an nereye gidiyoruz? İnşallah doğru gidiyoruzdur. Evet, bir tane çöle geldik ama çölün şekilleri falan bir garip değil mi sizce de ya? Böyle iki boyutu alalım. Garip garip şekiller falan var. Böyle bir kum fırtınası mı olmuş? Kum dağlar mı olmuş? Hatta şuradaki fotoğrafta daha belirgin görünüyor. Çok garip şekiller yok mu? Muhtemelen o kumlara o rüzgarlar falan yön vermiş. Böyle garip garip sanat eseri gibi bir şey çıkmış. Şunu gitse bir ressam çizse, ondan sonra şunu sanat galerisine koysa, yemin ediyorum 10 milyondan satar ya. Galiba İskoçya'da kocaman bir Gulliver parkı varmış. Gulliver'in gezileri diye bir şey vardı. Hatırlayanlar var mı? Keşke de fotoğrafı düz koysaymışsınız ya. Abi niye baş aşağı koydunuz bu fotoğrafı? Şimdi de Osmington White Horse diye bir yere geldik. Bu kim? Bu bana nedense Don Quixote'u hatırlattı. Dağın üzerine koskocaman bir tane at süren insan yapmışlar. Acaba Osmington kim? Yine birkaç fotoğraf önce gördüğümüz o efekt vardı ya, Escher efekt gibi bir şey. Şuradaki binalar şöyle gidiyor, şu böyle. Buradaki böyle. Şuradaki çok garip baş aşağı. Bu da baş aşağı, bu da baş aşağı. Yani lensin açısından falan mı acaba? Yani o Google Earth sonuçta bir kamera ya, oradan lens falan bir şeyler var ya. Onun açısından mıdır nedir abi? Binalar böyle böyle, yani hangi açıda olduğumuzu anlamıyorum ben. Mesela şuna bakıyorum, sanki kamera şehrin solundaymış gibi. Şuraya bakıyorum, kamera şehrin altındaymış gibi. Şu yukarı baktım, kamera şehrin tam tepesinde gibi. Bu gördüğünüzde Münih'teymiş. Bir yere böyle garip bir şekil çizmişler. Acaba sanatçı burada ne anlatmaya çalışıyor? Toplumun yalnızlığındaki o kendi etrafında dönen ve kendini tamamlayamayan insanın öyle bir portresi gibi bir şey mi? Anlamadım niye böyle olduğunu. Ama güzel görünüyor ya bence. Adamlar gitmişler Nevada çölünün ortasına KFC logosunu basmışlar. Peki bir şey diyeceğim. Nevada çölüne bunu basarken kimden izin almışlar ya? Ben onu merak ettim şu an. Yani bu protokolü nasıl açtınız? Ben şimdi gitsem mesela, diyelim ki Afyon'da bir tane tarlanın üzerine böyle bir şey çizmeye çalışsam. Çizdirirler. Gerçi ama tarla benim olursa çizerim herhalde. Demek ki KFC'nin Nevada çölünde arsası varmış. Nevada çölünde arsayı niye aldınız?
Ulaanbaatar diye bir yeri kim duydu? Bir yorumlarda görebilir miyim? Ulaanbaatar'da dağın üzerine Cengiz Han'ı çizmişler. Abi Cengiz Han yani bu. Anlatmaya gerek yok. Cengiz Han bizim tarihten bildiğimiz atalarımız falan filan. Güzel de çizmişler yani Cengiz Han'ı. Ulaanbaatar. Abi şehrin adı Ulaanbaatar. Hani bu şey gibi. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Burada yine Almanya'da bu Da Vinci'nin bir eseri var. Böyle insan şeyi falan var. Şöyle kollar kalkıyor falan. Onu biliyorsunuz. Onu çizmişler. Yani nasıl yaptınız acaba? Tarlayı mı sürmüşler? Çok garip değil mi ya? Şu Google Maps, Google Earth olmasa biz bunları göremeyeceğiz. Görünce de merak ediyorum. Acaba onu neden çizdiniz? Belki de Da Vinci'yi ölümsüzleştirmek için olabilir. Bunu zaten muhtemelen hepiniz biliyorsunuzdur. Dubai'deki Palmiye Adası. Denizin ortasına insanların yaptığı bir ada. Abi adamlarda ne para var ya. Dubai de fena para var. Adamlar denizi doldurdular, oraya hayat inşa ettiler ya. Uzaydan da görünüyor. Gayet de şekilli duruyor yani. Kesin uzaylılar bunu görse şöyle. O ne ya falan deseler, böyle bir şekilli falan ya. Oo, bunların da medeniyeti gelişmiş ha falan diye düşünürler bence. Dünyanın en büyük parmak izini yapmışlar da abi, bir şey diyeceğim. Bu parmak izi kimin? Acaba bunu FBI, CIA ya da ne bileyim böyle bir hani parmak izinden anlayan birileri bunu taratıp bir insana ulaşabilirler mi? Yani gerçek bir parmak izi mi bu? Abi kabul etmiyorum o zaman, benim de parmak izim basılsın dünyaya. Madem bu dünya hepimizin, hepimizin bir parmak izi olsun. Ya bakın yine benden size gelsin bu fotoğraf. Adamlar gitmişler boş araziye. I love you yazmışlar. I love you too. I love you so much. Do you love me? Yes I do. Ya bu çatıda ne yazıyor yine ya? Roller skating. Yani roller skating yazmış olabilir. Garip yani, insanlar çatılarına bir şeyler yazıp duruyorlar. Ben de çıkacağım bizim binanın çatısına yazacağım. Mert Gültaş burada oturuyor diye. Şimdi sizi dünyanın en garip yerine götürüyorum. Yine gitmişler tarlanın, çölün ortasına bir yazı yazmışlar. Ni pena ni miedo diye bir şey yazmışlar. Türkçesi utanmak yok, korku yok şeklinde çıkıyor ama abi bunu buraya niye yazdınız ya? Ben görebiliyorum şu an. Ni pena ni muedo. Acaba bunu kime gönderme yaptılar? Yani kim kimden utanacak, kim kimden korkacak abi? Ya da şey gibi mi hani? Yani ne utanma kalmış ne korku kalmış gibi bir şey mi? Ya da belki uzaylılara mı diyorlar? Hani utanmayın ya, korkmayın, gelin. Bilemedim. Burası da Brunel 200. yaş günü labirentiymiş. Brunel diye birisi varmış. Onun 200. yaş gününü kutlamak için böyle bir şey yapmışlar. Şimdi bir de Brunel'in kim olduğuna bakmamız lazım. Day 2. Neyse baktım da çok anlamadım kim olduğunu. İnşallah bir gün bir yerlerde benim de 100. 200. doğum günüm için beni anmak için böyle bir şeyler yaparlar ya. Burası da yine bir labirent galiba. Hatta şurada yazı yazıyor. Karl yazıyor. Herhalde Karl'ın labirenti. Bir şey diyeceğim abi, neden labirent yapıyorsunuz ya? Yani fare miyiz biz? Abi hani labirente girip ne yapacağız? Gerçek hayatta labirent olayını ben hiç anlamıyorum. Oyunlarda falan olur yani labirent. Gerçek hayatta ben buradan çıkamazsam o çalıları kırarım, oradan çıkarım. Google Earth'te gezen birisi batmış bir uçak bulmuş. Baya şehrin oralarda batmış bir uçak. Burası neresi ya? Port. Şurada bir şey yazıyor. Portorello. Biz de gidelim oraya. Bir şey diyeceğim. Portobello diye girdik de burası Antalya'da çıktı ya. Hani nerede uçak? İki boyutluya geçtim. Burada uçak falan yok. Muhtemelen biz yanlış geldik ya. Biz bulamadık bunu. Eğer bunun koordinatlarını bulabilen varsa atsın bana. Biz bir sonraki videoda bakalım. Çok korkunç ama ya. Bir uçak kazasını çözmüş olabilirler. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Google Earth'teki birbirinden garip koordinatlara baktık. Eğer bu videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Hemen şuradan diğer kanallarımıza da hepinizi bekliyoruz. Onlara da abone olun. Şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.